zusammen und für uns. Guten Morgen. Wohin? Wir fahren heute Nach Amsterdam. Amsterdam. Ya Zeki abi, ben oraları pek anlamadım ya. Posta arabasından sonra yok bende. Dur o zaman şöyle yapalım. Evet, Türkçe'ye geçiyoruz. Herkese merhaba ve bizim için günaydın diyeyim. Çünkü saat 7 ve tren bekliyoruz. Bugün nereye gidiyoruz? Amsterdam. Ama bu tek günlük bir gezi değil. Biz bayağı 3-4 günlük bir plan yaptık. Şu an çıkışımız belli ama dönüşümüz belli değil. 3 günlük planımızı hazırladık. Yol, kalacak yer falan. Ama 3 günün sonundaki planımız belli değil. Aklımızda bir yer daha var. Şu an ikinci gün nereye gideceğimi de söylemek istemiyorum aslında. Ama şöyle söyleyeyim. 1 günüm, 2 günümüz Hollanda'da geçecek. Ve bu 2 günü inşallah sizlere göstereceğim. Sonraki 2 günümüz bakalım nasıl geçecek. Onu tabii ki belki de diğer videoda göreceksiniz. Evet, hazır mısınız? Yola çıkıyoruz. Amsterdam sabahına uyandık ve karşımızda tren istasyonu. Güzel bir sabah ve bulutlar biraz daha az bugün. Bugün güneşli gösteriyor. İnşallah hava güzel olacak. Rotterdam tam güneşli gösteriyor. Amsterdam biraz paçalı bulutlu ama olsun. Erkenden uyandık. Şimdi kalkıp Central Station'a gideceğiz. Orada yapabilirsek bir feribot turu karşıya geçeceğiz. Karşıdan böyle güzel bir manzara seyredeceğiz. Sonra nereye gidiyoruz? Rotterdam. Kraliyet Sarayı. İspanya ile 80 yıl süren savaşların sonucunda 1648 senesinde sarayın yapımına başlanmış. Hollanda'nın kazanmış olduğu zaferlerin sonucu olarak kendilerine duymuş oldukları özgüveni simgelemektedir bu saray. Sarayın içindeki eşyaların büyük çoğunluğu Napolyon'un buraya kendi sarayı olduğunu ilan ettiği zamandan kalmıştır. Sonra işte burası belediye binasına çevrilmiş. Şimdi belediye binası yani. Aynen. Bir de Hollanda Kraliyet Ailesi tarafından resmi törenler için kullanılmaktaymış. Evet. Dünyanın 8. harikası olarak pek çok kez anılmış.
Cizvit tarikatı tarafından anılıyor. Cizvit tarikatı bir Katolik tarikatı ama Hollanda'da daha çok hani Protestan ve ateistler olduğu için bir süre sonra cemaatsiz kalıyor ve gelir elde edemiyor. Gelir elde edemediği için de bir 10 yıl boyunca işlevi dışında kullanılıyor. Daha sonrası 80 yılında Türkler tarafından, Türk cemiyetleri tarafından alınıyor ve cami olarak kullanılmaya başlanıyor. 80'lerden beri burası Fatih Camii olarak anılıyor. Bunun ilk adı da Konstantin tabii. Aslında önceki adı Konstantin Kilisesi, şimdiki adı da Fatih Camii. Ve bu cadde aslında çok işlek bir cadde ve buradaki aslında lokantaların çoğu da ya Müslüman ya da Türk lokantaları. Aslında hiç bitirmek istemiyorum. Bak ilk Nur ben de bitirmek istemiyordum. Ama hem yorulduk hem biraz geç oldu. Şimdi otele gidiyoruz. Evet, bugünü böyle bitiriyoruz. Kameramanım Sena'ya çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bana kamerasını veren, bu kamerayı veren Şerif arkadaşıma teşekkür ediyorum. Çok işe yaradı. Biz artık bir günde Amsterdam'da olduk. Şu trenle kaç kere geldik? Bu bir gittik, bir geldik, bir daha gittik, bir daha geldik. Los çok bozdu. Bayağı bozdu yani, öyle böyle değil. İnanılmaz bozdu. Çok fazla bozdu yani. Şu an 5. binişimiz. 5. binişimiz, sanki eve gidiyoruz yani. Evet. Hani insan bir gün içerisinde eve bu kadar gitmez. Girerken de çıkarken de kart basıyorsun. Bu çok enteresan bir şey. Garip. Gereksiz aslında da neyse. Bizi ilgilendirmiyor. Hollanda'da oturanlar düşünsün. Yansın kardeşim. Bize ne? Korallılar düşünsün. Amsterdam'ı gezdik. Amsterdam'la ilgili birkaç notum var. Söyleyeyim mi? Aslında dördü bir. Şeyde, yüzde kalmış. Tahmin et ne diyeceğim. Ne? Çok kirli. Çok kirli. Yani evet. Amsterdam Belediyesi gerçekten çalışmıyor. Trenler, ondan sonra otobüsler, tramvaylar, berbat sokaklarda. Yani koku hassasiyeti varsa Amsterdam'a hazırlıklıyım.